Herkese selamlar, merhabalar. Tahirel Koca ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in mobil uygulama incelemesini yapacağız. Mobil uygulaması üzerinden para yatırma ve çekme işlemleri, alım satım işlemleri, piyasa limit veya stop limit emir işlemleri nasıl yapılır tüm bunları en ince detayına kadar anlatmaya çalışacağım. Yani kısacası Binance'i hiç bilmeyen birisi bile bu videoyu izledikten sonra uygulaması üzerinden her türlü işlemi yapabilsin istiyorum arkadaşlar. Bugün Twitter'da bir anket paylaştım mobil kullanım videosu gelsin mi şeklinde ve 162'lik bir katılımla evet oyu daha e, ağır bastı ve ben de bu videoyu çekme kararı aldım. Zaten kanalımızda Binance ile ilgili çeşitli içerikler var. E, bugün de sizlerle beraber mobil uygulamasını inceleyeceğiz. Umarım güzel bir video olacak, yararlı bir video olacağını umuyorum arkadaşlar. Öyleyse hızlı bir şekilde videomuza geçelim ama öncesinde eğer hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Ek olarak eğer video hoşunuza gidiyorsa, Ne nacizane bir faydam dokunuyorsa bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız çok ama çok mutlu olurum diyorum ve hızlı bir şekilde videomuza başlıyorum Evet tekrardan selamlar. Şimdi uygulamamıza giriyorum. Uygulamayı hem App Store'dan hem de Google Play Store'dan marketlerden Binance diye aratarak telefonlarınıza indirebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında uygulamaya giriş yapmanız gerekecek. Normal Binance hesabınıza e-posta şifrenizle giriş yapacaksınız. Eğer kayıt olacaksınız yani daha bir hesabınız yoksa açıklama ve sabitlenen yoruma bir referans linki bırakıyorum. O link üzerinden kayıt olmanız durumunda komisyon indirimi kazanmış olacaksınız. Yani bizler bu borsalarda işlemler yaparken borsalara belli bir miktar komisyon ödüyoruz. Örnek veriyorum 1000 liralık bir işlem yaparken 1 lira bir komisyon ödüyoruz. Eğer o linkle kayıt olursanız ödeyeceğiniz komisyonda belli bir miktar indirim kazanmış olacaksınız. Her neyse kayıt olduğunuzu varsayıyorum, hesabınız olduğunu varsayıyorum. Girdiğiniz zaman ana sayfa size biraz karışık gelebilir ama merak etmeyin. Her türlü detayı anlatmaya çalışacağım. Şimdi sol üstte bir profil simgesi var. Ona tıkladığım zaman bu şekilde bir ekranla karşılaşıyorum. Sağ üstte gece veya gündüz kullanım modu var. Ben genelde karanlık modu kullanıyorum gözlerimi yormaması adına. Aşağı indiğimiz zaman burada değinmek istediğim önemli noktaları değineceğim. Böyle her şeyi de tek tek anlatmayacağım videoyu uzatmamak adına. Burada önemli olan bir kısım. Gördüğünüz üzere şurada VIP 0 yazan yerin sağında indirim kazanmak için BNB kullanın şeklinde bir ibare var. Ona tıkladığınız zaman burada iki tane ayar gözüküyor. Bu ayarları aktif hale getirdiğiniz zaman arkadaşlar normalde %0.1 olan komisyon aranı %0.075'e düşüyor. Bunu yapabilmek için de spot cüzdanınızda veya vadeli işlemler cüzdanınızda bir miktar BNB tutmanız gerekiyor. BNB Binance coin'i ve Binance'e ödeyeceğiniz komisyonlarda eğer BNB ile ödeme yaparsanız size bu şekilde bir indirim sağlıyor. Ben komisyon ödemelerimi bu şekilde indirimli yapıyorum. Üstüne bir de referans linkiyle ile kayıt olursanız zaten güzel bir indirim kazanmış oluyorsunuz. Bunun dışında aşağıda Binance Lite modu var. Binance Lite'ı aktif ettiğiniz zaman daha basit bir arayüz kullanıyorsunuz. Ben tavsiye etmiyorum ama hani e, Hiç bilmiyorum ya çok basit olsun diyorsanız Deneyebilirsiniz Ek olarak burada görev merkezi ödül merkezi çok önemli şeyler değil Referans kısmı bence önemli Ben nasıl ki sizle referans linkimi paylaşıyorsam Hem size komisyon indirimi sağlıyor Hem de kendim binance üzerinden kazanç sağlıyorsam Sizler de kendi referans linklerinizi Buradaki referans kısmından oluşturup Yeni kullanıcıları Davet edebilirsiniz Eğer sosyal medyada YouTube'da Twitter'da Instagram'da e, Herhangi bir kitleniz varsa bu e, kitleye Binance'i tavsiye ederek, Binance'in avantajlarından bahsederek, Binance'e davet edebilirsiniz ve bu şekilde e, hem onlara komisyon indirimi sağlamış, onlara kazandırmış olabilirsiniz, hem de kendiniz kazanmış olursunuz arkadaşlar. Bunlar dışında burada bahsedebileceğim bir diğer şey ayarlar kısmındaki dil ve para birimi. Dili Türkçe yapabilirsiniz ve para birimini de ben USD yani dolar kullanıyorum ama dileyen buradan Türk Lirası'nı da tercih edebilir arkadaşlar. Bunlar dışında diğer ufak tefek detaylara değinmeye çok da gerek yok. Şimdi ana sayfamıza bir geri dönelim. Ana sayfada üstte duyurular var. Altta da yine duyurular var. Buradan tıkladığınız zaman e, daha farklı duyurulara da ulaşabilirsiniz. Onun dışında burada yatırma, referans, launchpad gibi detaylara çok değinmeyeceğim. Bizim bu videodaki e, amacımız temel düzeyde Binance'in kullanımını anlatmak. O yüzden bu ufak detaylara çok değinmeyeceğim. Aşağı indiğimiz zaman arkadaşlar burada genel olarak e, piyasa verilerine ulaşıyorsunuz. Popüler kripto paralara en çok yükselenler, en çok düşenler ve 24 saatlik hacimlere ulaşabiliyorsunuz Onun dışında sağ üstte arama yerimiz var QR kod okuyucumuz var sağda sağ üstte Bildirimlerimiz var Genel olarak ana sayfamız bu şekilde arkadaşlar Şimdi gelelim Binance hesabımızı açtık mobil uygulamamıza giriş yaptık Peki nasıl para yükleyeceğiz yani benim örnek veriyorum QNB Finansbank banka hesabımda 1000 liram var ben bunu Binance'a nasıl aktaracağım hemen onu da kısaca anlatayım Şimdi sağ altta bizim cüzdanımız var. Cüzdana tıkladığımız zaman özet kısmı ile karşılaşıyoruz. Özet kısmında spot, vadeli işlemler, margin ve diğer bütün cüzdanlarınızdaki bütün bakiyelerinize ulaşabiliyorsunuz. Ek olarak spot bakiyenizle vadeli işlemler bakiyeniz farklı olabiliyor arkadaşlar. O yüzden Mesela spot cüzdanınızda atıyorum 1000 dolar var. Bunun belli bir miktarını vadeli işlemlere aktarmak istiyorsanız transfer kısmına tıklayıp buradan spot cüzdanı ve ee, şuradan vadeli işlemlere tıklıyorsunuz veya şuradan e, diğer vadeli işlemlere tıklıyorsunuz ve bu şekilde transferinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ek olarak. Eğer banka hesabınızdan Binance'e para göndermek istiyorsanız arkadaşlar, hemen YouTube videomuzda, pardon YouTube kanalımızda zaten bu şekilde bir videomuz var. Binance TR ile alakalı detaylı bir video paylaşmıştım. Bu videoyu izledikten sonra Binance TR'ye banka hesabınızdan para gönderip Binance'e transfer edebilirsiniz. Transfer işlemi de hemen şuradaki transfer kısmına tıklıyorsunuz ve buradan itibari para cüzdanı değil de Binance TR'yi seçiyorsunuz ve buradan örnek veriyorum Binance USD'yi seçtikten sonra maksimum diyorsunuz ve bunun tamamını Binance TR'ye transfer edebiliyorsunuz veya tam tersini de Binance TR mobil uygulaması üzerinden yaparak Binance'e transfer işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani kısacası Binance TR hesabı açıyorsunuz. Banka hesabınızdan Binance TR'ye Türk lirası transferini yapıyorsunuz. Sonrasında Türk lirası ile Binance USD veya farklı bir coin satın aldıktan sonra o coin'i Binance TR transfer kısmından girerek Global Binance'e aktarıyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak Türk liranızı bankadan Binance'e aktarmak bu kadar kolay. Eğer daha detaylı bir anlatım isterseniz dediğim gibi bu videomuzu da izleyebilirsiniz. Şimdi Türk Lirası transferimizi yaptık. Sonrasında belki de ben Türk Lirası değil de farklı mesela okex gibi bir borsadan BNB aktarım yapmak istiyorum. Bunu yapmak için de arkadaşlar BNB'nin üstüne tıklıyorum ve Yatırma butonuna tıklıyorum. Tıkladığım zaman burada benim BNB adresim ve BNB memo kodum çıkıyor. Bunu farklı borsadaki diğer borsadaki çekim ekranında istediği cüzdan adresi yerine yapıştırıyorum. Memo kodumu da yapıştırdıktan sonra gönderimi tamamlıyorum. Ve işlemim tamamlandığında BNB'lerim cüzdanıma düşüyor. Aynı şekilde çekim işlemini de yapmak istediğim zaman çekme butonuna tıklıyorum burada benden bir adres istiyor. Adresi yapıştırıyorum. A seçimimi yaptıktan sonra tutarımı işaretliyorum ve çekim işlemimi tamamlıyorum arkadaşlar. Kripto para ve Türk Lirası yatırma, çekme işlemleri bu kadar basit. Şimdi Türk Liramızı veya farklı bir borsadan coin göndermemizi tamamladık. Şimdi ben alım satım yapmak istiyorum. Yani Binance'te param var, alım satım yapacağım. Şimdi öncelikle Aşağıda piyasa kısmımız var ve alım satım kısmımız var. Alım satımı direkt olarak buradan yapabiliriz ama piyasalardan da genel bir bilgi edinmek için bir incelemenizi tavsiye ederim. Örneğin ben burada spot kısmından farklı coin'leri inceleyebiliyorsunuz. Örneğin fiyat kısmına tıklayalım. Mesela 24 saatte en çok yükselenler, sabit kalanlar veya en çok düşenleri inceleyebiliyorsunuz. Onun dışında farklı incelemeler yapabiliyorsunuz ve buradaki coinleri favorilerinize ekleyebiliyorsunuz. Örneğin ben burada favorilerime 7 tane coin ekledim. Bu 7 tane coin bizim son altcoin sepetimizdeki coinlerden 7 tanesi. Bir de OKB vardı. Hepsinden çok çok güzel karlar ettik. Şu an bazılarının kırmızı olduğuna veya oranların düşük olduğuna bakmayın. Bunlar 24 saatlik değişim. Son sepet videomuzdan sonra totalde bir %25'e yakın kar ettik arkadaşlar. O tarz sepet videolarından da haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayınız. Favorilerinize aldığınız coinleri buradan takip edebildiğiniz gibi hemen böyle üzerini, üzerlerine Tıklayarak da e, bilgilerine ulaşabiliyorsunuz Mesela buradan grafiğine ulaştıktan sonra Örnek veriyorum alım yapacağım Hemen alım butonuna tıklıyorum Ve buradan alım ekranına zaten beni direkt olarak yönlendiriyor Ek olarak e, mesela ontolojinin de üzerine tıklayalım Burada değinmek istediğim birkaç şey e, Farklı indikatörler açabiliyorsunuz arkadaşlar İndikatörler e, her zaman olmasa da çoğu zaman güzel sinyaller verebiliyor Teknik analiz bilginiz varsa bunları da kullanmanızı tavsiye ederim onun dışında emir defterimiz var, piyasa geçmişimiz var, e, farklı çeşitli bilgilere de buradan ulaşabiliyoruz. Ama benim burada değinmek istediğim en önemli şey alarm kısmı arkadaşlar. Altta alım butonunun solunda bir uyarı simgemiz var. Bu uyarı simgesine tıkladığımız zaman, örnek veriyorum şu anda ben diyorum ki eğer ontolojinin fiyatı 1.85'in üzerine çıkarsa bana bir alarm çal yani bana bir bildirim gönder ve ben de orada örnek veriyorum burası bir direnç direnç kırıldığı için ben burada bir işleme gireceğim ve uyarı oluştur dediğim anda Binance mobil uygulaması bana bu şekilde Bir uyarı oluşturuyor arkadaşlar Uyarı çaldığında da girip dakikalar içerisinde yaptığım bir işlemle Para kazanabiliyorum O yüzden bu uyarı kısmında da kendinizi geliştirmenizi Tavsiye ederim arkadaşlar Onun dışında Burada bahsedebileceğim çok da bir şey yok Dilerseniz şimdi gelin Alım satım kısmıyla Şöyle detaylı bir ilgilenir ilgilenelim Detaylı bir incelememizi yapalım Şimdi burada Öncelikle limit emir türümüzü seçelim e üstte gördüğünüz üzere dönüştür spot marjin itibari para şeklinde çeşitli seçenekler var. Ben size tabii ki spot işlem tavsiye ediyorum. Yani vadeli işlemler için de videomuz var. Dilerseniz girip vadeli işlem nedir, kaldıraç nedir bununla ilgili de videomuzu izleyebilirsiniz ama hani bu videoda zaten uzun diye anlatmayacağım. Zaten bir de e, Hani tecrübeniz fazla yoksa bu işe yeni girdiyseniz Lütfen ama lütfen Vadeli işlemlerden uzak durun Şimdi buradan sfp token ile spot işlem yapacağım Ve nasıl alım yapıldığını Göstereceğim Öncelikle mesela piyasa emrini anlatalım Şimdi Piyasa emrini burada lim, e, emir türlerinden seçtiğiniz zaman Burada size diyor ki kaç dolarlık sfp istiyorsun Ben diyorum ki 50 dolarlık sfp istiyorum Bunu sfp al butonuna tıkladığım anda Burada en uygun fiyata hangi satıcı satıyorsa ne kadara satıyorsa bana 50 dolarlık SFP e, otomatik bir şekilde o satıcıdan geçecek. Ama ben şunu diyorsam ya e, şu anda en uyguna satan satıcı 2.62'den satıyor ama ben e, 2.55'ten almak istiyorum. Bunu yapmak için de arkadaşlar benim burada limit emir türünü seçmem ve limit fiyat kısmına da 2.55 yazmam gerekiyor. Ek olarak burada da mesela ne kadarlık SFP almak istiyorum? Örnek veriyorum 20 tane CFP alacağım. Bu şekilde emir verdiğim anda, al butonuna tıkladığım anda benim emrim girilecek ve bu emir girildiği zaman da açık emirler kısmına düşecek ve fiyat 2.55'e düştüğü anda da benim bu emrim gerçekleşecek. Ama yok eğer düşmezse bu emir açık kalacağı için benim buraya verdiğim yani buraya otomatik bıraktığım 51 dolarım da bu işlemde kalacak. Başla başka bir işlemde kullanamayacağım. Yani buraya mesela 2.5 bir emir girdim. Örneğin ben şu an bir gireyim. Açık emirler kısmına düştü. Şimdi fiyat eğer 2.55'e düşerse bu emir gerçekleşecek. Ama düşmezse bu emir gerçekleşme, gerçekleşmeyeceği için benim buraya ayırdığım 51 dolarım burada kalacak ve başka bir işlem yapamayacağım arkadaşlar. Bunun da bilincinde olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi hemen şuradan iptal et butonuna tıkladım. Ve açık emrimi iptal ettim. Ondan sonra arkadaşlar satış kısmı da aynı şekilde yani yine buradan mesela 2.62'den değil de 2.80'den satmak istiyorum ve elimdeki tüm SFP'yi satmak istiyorum diyorum. Emir giriyorum açık emirler kısmına düşüyor. Stop limit emri koymak istediğim zaman nasıl yapacağım ve stop limit neden kullanıyoruz bunu da kısaca anlatayım. Şimdi örnek veriyorum benim elimde ontoloji var hemen şuradan ontolojiyi bir seçelim. Benim elimde arkadaşlar ontoloji var 216 tane yaklaşık ve ben bu ontolojilerin değer kaybetmesinden korkuyorum. Yani kripto para piyasası çok hareketli. Her an her şey olabiliyor. Ben bundan çekindiğim için paramın bir anda %30 değer kaybetmesinden korkuyorum ve diyorum ki ontoloji şu anda 1.78 ama ben hani 1.65'in altına düşerse tüm ontolojilerimin satmak, satılmasını istiyorum. Bunun için buraya 1.65 limit kısmına da 1.64 yazıyorum. Özellikle şöyle bir yüzde birlik bir fark bırakıyorum ki stop emrim tetiklensin arkadaşlar. Sonrasında %100'ü işaretliyorum ve bu stop limit emrimi giriyorum. Hatta emrimizi şöyle girelim. Onayla diyelim, e, diyelim. Burada emrim benim açık arkadaşlar. Ontolojinin fiyatı 1.65'e düşerse stop limit emrim tetiklenecek ve 1.64'ten bütün ontolojilerim satılacak arkadaşlar. Şimdi bunu da iptal edelim ve stop limit emir emir genel olarak bu şekilde. Bazı arkadaşlarımız şunu diyebiliyor, yani e, ben satmak istesem şu anda satarım. Neden 1.65'e düşerse satıyorum diye soranlar olabiliyor. Stop limit em, e, emrin mantığı aslında Bir sigorta gibi düşünün arkadaşlar Piyasa çok hareketli Bir anda 1.40'a da düşebilir 1 dolara da düşebilir ontoloji Oralara düşmeden önce 1.65'e düşerse Altında satılsın en azından daha az zarar edeyim mantığıyla Stop limit emir koyuyoruz Bir de stop limite ek olarak oco yani oco emir türümüz de var arkadaşlar. E, Oca Emir türü sayesinde de hem aşağı yönlü hem de yukarı yönlü stop limit Emir koyabiliyoruz ve bu bu sayede hem zararımızı kesebiliyoruz otomatik bir şekilde hem de karımızı otomatik bir şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Genel olarak alım satım ekranı bu şekilde. Sağ üst kısımdan grafiklerine de bakabiliyoruz. Buna da değinmeyi unuttum. Hemen şurada sağ üstte gördüğünüz üzere dolar simgesinin yanında bir grafik simgesi var. Ona tıkladığımız zaman buradan grafiğe ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Genel olarak alım satımla alakalı anlatabileceklerim bunlar. Başka anlatabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Ee, sanırım çok da bir şey yok. Alttan vadeli işlemlere de geçiş yapabiliyorsunuz. Ya yani buradan kaldıraçlı işlemler de yapabiliyorsunuz ama bu konudaki görüşümü zaten sizlerle paylaştım. Onun dışında margin işlem içinde buraya girebiliyorsunuz. Ve başka anlatabileceğim bir şey var mı diye şöyle bir göz gezdiriyorum. Ve genel olarak anlattıklarım yeterli diye düşünüyorum arkadaşlar. Genel olarak Binance mobil uygulamasını kullanırken ihtiyacınız olacak şeyler bunlar. Sadece bunları bilerek ve kendinizi geliştirerek Binance'te kendinizi zamanla daha tecrübeli hale gelebilirsiniz. Ve işlemlerinizden kar edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar dışında kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Veya Binance'in destek ekibine iletebilirsiniz. Hem Twitter'da hem Telegram'da hesapları var. Telegram grubunda özellikle özellikle çok kalabalık bir grupları var. Bu grup sayesinde çoğu kullanıcının sorunlarını çözüyorlar ve gerçekten de bir sorun yaşadığınız zaman hızlı bir şekilde çözüme ulaştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak anlatabileceklerim bunlar. Eğer tekrardan söyleyeyim, eğer kayıt olacaksanız açıklama ve sabitlenen yoruma referans linkimi bırakıyorum. Bu link sayesinde o linkten kayıt olarak komisyon indirimi kazanabiliyorsunuz. Ömür boyu geçerli olduğu için de kesinlikle linksiz kayıt olmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bu videomuzun da böylece sona gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.